Merhaba sevgili çocuklar. Bugün dersimiz matematik. Peki matematik dersinde hangi konuyu öğreneceğiz? Dersimizin konusu simetri. Harikasınız. Simetri konusunu daha önceden biliyorsunuz değil mi? Daha önceki yıllarda da simetri konusunu öğrenmiştik. Çok eğlenceli bir konu olduğunu düşünüyorum. Sizler de bana katılıyor musunuz? Harikasınız. O zaman dersimize başlayabiliriz. Evet çocuklar, simetri konusunda neler öğreneceğiz? Simetri nedir? Bunu öğreneceğiz. Simetri doğrusu ya da diğer adıyla simetri ekseni nedir? Ve simetri örnekleriyle öğrendiklerimizi pekiştirerek konumuzu tamamlamış olacağız. Haydi başlayalım dersimize. Çocuklar, hiç dikkat ettiniz mi? Ambulans ve itfaiye araçlarının üzerindeki yazılar ters yazılmıştır. Peki, bu yazıların neden ters yazıldığını biliyor musunuz? Aranızda bilenler var mı? Harika, bazılarınız neden ters yazıldığını biliyor. Gelin bunu hep beraber öğrenelim. Çocuklar, ambulans ve itfaiyedeki yazıların ters yazılması simetrinin günlük hayattaki en güzel örneklerindendir. Nasıl yani? Buradaki ambulans yazısını diğer araçlar aynalarından nasıl okuyorlar? Tıpkı buradaki gibi. Yani sanki düz yazılmış gibi okuyorlar değil mi? Ambulansın üzerinde yazılış şekli bu. Diğer araçların aynalarından yansıyan görüntüsü ise bu. Aynı şekilde itfaiyenin yazılışı bu. Ama diğer araçların aynalarından yansıyan görüntüsü, yani biz buna simetri diyoruz. Simetrisi de bu şekilde, düz bir şekilde okunuyor çocuklar. Evet çocuklar. Burası neresi bilen var mı? Arabanın aynasından gözüken yer neresi? İstanbul'daki Kız Kulesi. Kız Kulesi'nin görüntüsü arabanın, aracın aynasına yansımış değil mi? Bu görüntü Kız Kulesi'nin görüntüsünün aynısı. Ve Kız Kulesi'nin bu arabaya olan uzaklığıyla bu görüntünün bu aynaya olan uzaklığı aynı değil mi çocuklar? İşte biz buna simetri diyoruz. Berat banyo yapmayı çok seviyormuş. Berat banyo yaparken banyodaki aynaya bakınca ne görüyor çocuklar? Harika. Tabii ki kendisini görüyor değil mi? Peki kendisini farklı bir şekilde mi görüyor? Hayır, aynanın karşısında hangi pozisyonda durursa, hangi yöne bakarsa ya da yüz şeklini nasıl yaparsa aynada da aynen o şekilde görünüyor. Doğru mu çocuklar? Harikasınız, devam edelim. Aynaya bakan kişi kendini görür değil mi çocuklar? Ali İzzet de bunu merak edip aynanın karşısına geçmiş ve kendisinin aynadaki yansımasını izliyor. Aynanın karşısında kim ya da ne varsa çocuklar, aynadaki görüntü de onun aynısının tıpkısıdır değil mi? Peki bu görüntünün ve bu görüntünün aynaya olan uzaklığı aynıdır. Yani Ali İzzet biraz geriye giderse buradaki görüntüsü de aynadan o kadar uzaklaşacaktır. Yani bu aynaya Ali İzzet ve aynadaki görüntüsü eşit mesafede uzaklıktadır. Peki çocuklar, bu iki görüntü arasında ne kadar uzaklık vardır? Burada bir ayna var. Aynanın karşısında duran bir çocuk yansıması.
Bu iki görüntü arasında ne kadar uzaklık vardır? Aslında az önce söyledim değil mi? Bu aradaki aynanın ya da camın kalınlığı ne kadarsa aradaki görüntünün uzaklığı, iki görüntünün uzaklığı o kadardır çocuklar. Bu aradaki cam ne kadar kalınsa aradaki görüntü de o kadar uzaklaşıp ya da azalabilir. Su tıpkı ayna gibi görüntüleri yansıtır değil mi çocuklar? Özellikle böyle berrak, şeffaf, temiz sular tıpkı ayna görevi görebilir. Peki bu resmin içinde kaç tane ördek var? Harikasınız. Tabii ki bir tane ördek var değil mi? Peki öğretmenim bu ördek neyin nesi? Evet çocuklar kim söyleyecek? Bu ördek onun sudaki yansıması. Yani diğer adıyla simetri diyoruz. Değil mi çocuklar? Peki çocuklar, bu manzara resmi, suda yansıması acaba nasıl olurdu? Tam bu manzara resminin şu bittiği yerde büyük bir nehir var diyelim, bir su var. Bu manzara resminin suda yansıması nasıl olurdu? Aynen şöyle olurdu. Evet çocuklar, harika bir görüntü değil mi? Buradaki doğa resminin ya da dağ resminin aynadaki ya da sudaki yansıması bu şekilde olur çocuklar. Biz buna ne diyoruz? Simetri diyoruz. Evet çocuklar, bir cismin aynadan yansıyormuş gibi görüntüsünün oluşmasına simetri diyoruz. Bu sevimli kuşun aynadaki görüntüsünü düşünecek olursak nasıl olur çocuklar? Bu görüntüsü değil mi? Bu da onun aynada yansıyormuş gibi görüntüsü oluştuğu için aslında burada ayna yok değil mi? İki tane aynı kuş resmi var. Bu görüntüsü, bu da simetrisi. Ama tıpkı aynaya bakıyormuş gibi bir görüntü oluştu. İşte biz buna simetri diyoruz çocuklar. Evet çocuklar, burada bir F harfimiz var. Buna şekil A diyoruz. A şekli. Buna da şekil B, B şekli diyelim. Bu ortada da bir tane doğrumuz var. Burada A şekli, yani bu F harfi, D doğrusu etrafında katlanırsa, bu tarafa doğru katlarsak bunu, B şekliyle tam üst üste gelir mi çocuklar? Yani bunu alıp bu tarafa doğru katladığımızda bunu bir kağıdın üzerinde çizilmiş olarak düşünün. Aynen bu boyutlarda, bu mesafede, bu uzaklıkta çizilmiş. Bunu tam şu çizgiden ortaya gelecek şekilde katladığımda bu F harfi, yani şekil A, tam olarak şekil B'nin üzerine gelecektir değil mi çocuklar? Yani çakışacaklardır. İşte biz bu şekillere, A ve B şekline, buradaki D doğrusuna göre simetrik şekillerdir diyebiliriz. Peki öğretmenim, bu ortadaki doğru ne işe yarıyor? Evet çocuklar, bu ortadaki D doğrusu da bizim simetri doğrumuz. Dikkat ederseniz simetri doğrusu her iki görüntüye de eşit mesafede uzaklıkta. Bu çok önemli çocuklar. Simetri doğrusu iki eş parçaya ayırır görüntüyü, fakat her iki görüntüye uzaklığı da aynı olması gerekiyor. Az önce de ifade ettiğim gibi simetri çocuklar, bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür şeklinde de tanımlanabilir. Cismi iki eşit parça ayıran doğruya da biz simetri doğrusu ya da diğer adıyla simetri ekseni adı veririz çocuklar. Bazı kitaplarda simetri ekseni, bazen de simetri doğrusu olarak karşınıza çıkabilir bu.
Bu güzel kelebek doğadaki simetrik görüntü oluşturan canlılardan bir tanesi. Tam bu aradan çektiğimiz çizgi bu simetri şeklinin simetri doğrusu oluyor, değil mi çocuklar? Çünkü bu şekli iki eş parçaya ayırıyor ve ben bu şekli ortadan tam bu simetri doğrusundan üst üste gelecek şekilde katlayınca tam olarak çakışmış oluyorlar. Bu da simetrik olduğu anlamına geliyor. Evet çocuklar, bir kağıdı ikiye katlayarak ya da defterinizin bir sayfasına bir miktar boya damlatıp diğerinin üzerine kapatıp açtığımızda birbirinin simetrisi olan iki şekil elde ederiz. Bunu isterseniz defterlerinizde birazcık sulu boyayla deneyebilirsiniz. Defterinizin bir sayfasına birazcık sulu boya damlattınız. Defterinizi kapatıp açtığınızda diğer sayfasını da aynı boyanın olduğunu görürüz, değil mi? Aynen buradaki olduğu şekliyle. Ve tam defterin bu orta noktasına eşit uzaklıkta olur, değil mi çocuklar? Harikasınız. Peki biz bu çizgiye ne isim vermiştik? Simetri doğrusu demiştik, değil mi çocuklar? Ya da simetri ekseni. Bu bizim görüntümüz. Kapattık, simetrisini oluşturduk. Simetri ekseni de defterin tam ortası. Her ikisine de eşit mesafede uzaklıkta. Evet çocuklar, örneklerle dersimize devam ediyoruz. Ne demiştik? Simetri ekseni resmi iki eşit parçaya bölmelidir. Tam ortasından çektiğim çizgiyi bu kısım ve bu kısım üst üste katlandığı zaman tam olarak çakışırlar. Peki öğretmenim, tam bu çivinin burasında bir çıkıntı olsaydı bununla simetrik olur muydu? Hayır, olmaz çocuklar. Yani her iki taraftaki görüntüde aynı yerlerde aynı görüntüler olması gerekiyor. Tamamen birbirinin aynısı olması gerekiyor. Ve simetri eksenine, simetri doğrusuna olan uzaklıkları eşit olması gerekiyor. Evet, simetri ekseniyle ilgili örneklere devam edelim çocuklar. Örneklerimizi şöyle hızlıca açalım, sonra hep beraber inceleyelim. Evet, buradaki görüntünün simetrisi tıpkı böyle olacaktır. Araya çizdiğimiz çizgi de simetri ekseni, simetri doğrusudur. Aynı şekilde bu görüntümüzde de simetri doğrusu. Dikkat ederseniz yine simetri doğrusuna olan uzaklıkları eşit miktarda çocuklar. Ve katlandıkları zaman tam üst üste gelecek şekilde. Diğer örneklerimize de baktığımızda yine simetri doğrusu iki eşit parçaya ayırmış. Simetri doğrusuna olan uzaklıkları eşit mesafede ve katlandıkları zaman tam üst üste gelip çakışacak şekilde görüntüler. Evet çocuklar, bu görüntülerde de yine aynı şekilde simetri eksenleri çizilmiş. Bu el resminde dikkat ederseniz biraz sol tarafa fazla kaymış. Bunu biraz daha ortalı çizmem gerekiyordu. O şekilde simetri ekseni tam olarak doğru olmuş olur. Evet çocuklar, bu görüntüde simetri ekseni nereye çizilmelidir? Tabii ki iki görüntünün tam ortasına, yani iki eşit parçaya bölecek şekilde. Peki öğretmenim, bu neden ters duruyor? Çünkü onun simetri, değil mi çocuklar? Simetri. Evet, bu görüntüde simetri ekseni nereye çizilmelidir çocuklar? Yine aynı şekilde görüntüyü tam iki eşit parçaya ayıracak. Her iki tarafta da aynı görüntüler simetri doğrusuna aynı uzaklıkta olacak. Yani çocuklar, buradaki şu ot parçaları ile buradaki ot parçalarının şu doğruya olan uzaklığı eşit mesafede olacak. Bununki kaç birimse bu da o kadar birim olmak zorunda. Çocuklar, doğada birçok varlıkta simetri örneğini görebiliriz.
Mesela bunlardan birisi yaprak. Yaprak örneğini incelediğimizde çocuklar, yaprağı tam ortadan ikiye katladığımızda, yani bu örnekteki yaprağımı kastediyorum ben, tam ortadan ikiye kestiğimizde veya katladığımızda iki tarafta kalan görüntüler birbirinin aynısı olacaktır. Evet çocuklar, doğada bir sürü varlığı simetriye örnek olarak verebiliriz demiştik. Bu görüntülerden yine bir tanesi. Burada simetri eksenini nereye çizmeliyim? Harikasınız. Tam buraya çizmeliyim değil mi çocuklar? Buradaki görüntünün aynısı tıpkı aynada yansıyormuş gibi suya da yansımış. Bu görüntüyle bu görüntü simetrik oluşturur. Dikkat ederseniz şuradaki otlardan dolayı görüntünün diğer kısmı oluşmamış. Biz sadece şu kısmına, yani ağaçlar ve dağların olduğu kısma bakmamız yeterli. Evet çocuklar, aynı şekilde yine güzel bir doğa resmi. Burada yine göle yansıması var bu ormanın. Simetri doğrusunu yine tam ortadan çizersem üst tarafta kalan görüntüyle alt tarafta kalan görüntü birbirinin aynısı, yani simetridir ve simetri ekseni de bu şekilde çizilir. Evet, doğada simetriye bir sürü örnek verebiliriz demiştik. Yine bir kelebek, bunun da simetri eksenini tam ortadan ikiye ayıran şekilde çizdiğimizde her iki tarafta kalan parçalar birbirinin aynısıdır ve üst üste katlandığı zaman aynı şekiller üst üste gelmelidir. Yani şuradaki görüntü ile şuradaki görüntü tam üst üste gelmelidir çocuklar. Bu görüntü şurada olsaydı, biraz sağ tarafta olsaydı simetrik olmazdı. Ama öğretmenim, iki eşit parçaya ayırdım. Hayır, sadece iki eşit parçaya ayırmak yetmiyor. Görüntülerin katlandığı zaman tam üst üste gelmesi gerekiyor. Evet çocuklar, doğadaki simetri örneklerine devam ediyorum. Mavi gözlü beyaz bir kedi, bir Van kedisi olabilir. Ben bu kedinin tam orta noktasından bu şekilde bir çizgiyle iki eşit parçaya ayırdığımda her iki tarafta kalan bölümler birbirinin aynısı ve simetri doğrusuna olan uzaklıkları eşit olduğu için simetri oluşturur diyorum. Sıradaki resmimiz neymiş bakalım. Bu sefer de siyah bir kedi, kahverengi gözlü, sevimli bir kedi. Yine ben bu kedinin tam orta noktasından bir doğru çizdiğim zaman bu benim simetri doğrum olur. Her iki tarafta kalan bölümler ve simetri doğrusuna olan uzaklıkları eşit olduğu için bu görselde simetrik bir resimdir diyebilirim. Aynı şekilde çocuklar, bu görselde de tam ortaya çizdiğim simetri doğrusuna baktığımda iki tarafta kalan görseller, resimler birbirinin tam simetrisidir. Sudaki yansıması bu kuşun bunun simetrisini oluşturur. Her ikisindeki görüntüler de simetri doğrusuna eşit mesafede uzaklıktadır. Yine güzel bir doğa manzarası. Buradaki ağaçlara bakıyorum ve ortadan güzel bir nehir akıyor. Tam bu noktadan bir çizgi çektiğim zaman sol tarafta kalan manzara resmi ile sağ tarafta kalan manzara resmi birbirinin aynısı ve simetri doğrusuna olan uzaklıkları eşit oluyor çocuklar. Bir başka örneğimde yine bu görselde de tam orta noktadan bir simetri doğrusu çekiyorum. Her iki tarafta kalan görseller birbirinin aynısı olacak şekilde katlandığı zaman üst üste çakışacak şekilde denk geldi mi? Evet. O zaman bu resim simetrikti diyorum. Dikkat ederseniz buradaki köpekle buradaki köpeğin birbirine olan uzaklıkları simetri doğrusuna olan uzaklıkları eşit mesafede çocuklar. Aynı şekilde ağaç görselinin de. Evet, bir başka örneğim. Yine suda yansımış şekli, yani aynadaki görüntüsü diyebilirim. Tam bu orta noktadan bir çizgi çektiğimde buradaki görüntünün sudaki yansıması onun simetridir diyebilirim. Bu evin çatısının bu doğruya olan uzaklığıyla bu çatının bu doğruya olan uzaklığı eşit mesafede olmak zorundadır. Simetri oluşturması için.
Evet çocuklar, doğada çevremizde simetri örneklerine incelemeye devam ediyoruz. Burası neresi çocuklar? Eyfel Kulesi, Paris'teki. Eyfel Kulesi'nde tam ortadan ikiye ayıran bir çizgi çizdiğimi düşündüğümde her iki tarafta kalan bölümler birbirinin simetriyi aynısı olacaktır. Burayı biliyor muyuz çocuklar neresi olduğunu? Burası da Tac Mahal. Bir cami çocuklar burası, ibadethane. Bu görseli de tam ortadan ikiye ayırdığımda bu şekilde simetri doğrusunu çizdiğimde sağ tarafta ve sol tarafta kalan görüntüler birbirinin aynısı ve simetri doğrusunda eşit mesafede uzaklıkta olacaktır. Yani buradaki kule ile buradaki kule simetri doğrusuna eşit uzaklıkta olmak zorundadır çocuklar. Evet, yine bir yüksek bina, bir gökdelen. Bunu tam ortasından bir çizgiyle ayırdığımı varsayıyorum. Bu ortadan çektiğim çizgi benim simetri doğrum oluyor. Sol tarafta ve sağ tarafta kalan görüntüler birbirinin aynısı ve katlandığı zaman çakışacak şekilde denk gelir mi? Evet. Her iki tarafta kalan görüntülerin simetri doğrusuna olan uzaklığı eşit mi? Evet. O zaman bu bir simetri oluşturur diyorum. Yine bu görüntümüzde de çocuklar, tam ortadan çektiğim bu simetri doğrusuna baktığımda her iki taraftaki görüntü birbirinin simetriğidir. Tam bu nokta ile örneğin bu noktanın arasındaki mesafe simetri doğrusuna göre eşittir. Buradaki mesafe ile buradaki mesafe birbirinin aynısıdır. Görüntü tıpkı aynadaki yansıma gibidir çocuklar. Bakın burası ön tarafı değil mi? Biz aynaya baktığımızda ön tarafımı görürüz. O zaman bu şeklinde ön tarafı olmak durumunda burada. Yani burası bu tarafta olsaydı simetrik olmayacaktı. Evet, bu yarasa resminde de yine simetri örneğini görebiliyoruz. Tam ortadan iki eşit parçaya ayırdım. Simetri eksenimi çizdim. Her iki tarafta kalan bölümler birbirinin aynısı. Bu yarasa kanatlarını tam kapattığı zaman birbirinin üstüne gelip çakışacaktır. Evet çocuklar, burada simetri ekseni nereye çizilmelidir? Harikasınız. Tam bu noktadan iki eşit parça ayıracak şekilde çizersem, sol tarafta kalan parçalarla sağ tarafta kalan parçaların yeri, konumu ve simetri eksenine uzaklığı eşittir çocuklar. Tekrar söylüyorum. Yeri, bulunduğu yer. Yani bu parmak burada değil veya bir adım ileride değil. Bu göz birazcık bu tarafta değil. Aynı şekilde olması gerekiyor çocuklar. Aynı uzaklıkta olması gerekiyor. Aynı yerde olması gerekiyor. Katlandığı zaman üst üste gelecek şekilde düşünebilirsiniz. Evet, buradaki simetri ekseni yine tam ortadan çizilirse bu görseldeki kızları katladığımızda, tam ortadan ikiye katladığımızda yine üst üste gelip çakışacaklardır. Her iki taraftaki görselde simetri doğrusuna eşit uzaklıktadır. Aynadaki görüntüsü gibi düşünebiliriz yine. Evet, bu bir süveter yani bir kazak değil mi çocuklar? Burada simetri ekseni nereye çizilebilir? Tam ortadan ikiye eşit parçaya ayırdığımızda, bunu katladığımızda tam burası buranın üzerine gelecektir. Ve her iki taraftaki uzaklıklarda simetri doğrusuna göre eşit mesafede olduğu için bu da yine simetri oluşturur diyorum. Evet, simetri ekseni yine bu papağanlarımızın tam ortasına çizdiğimizde bu görselde sol tarafta kalan parçalarla sağ tarafta kalan parçalar birbirinin aynısı ve simetri doğrusuna göre eşit uzaklıkta olduğu için bu görsel yine simetri oluşturur diyorum çocuklar.